Sahi burcunuzla uğraşmayacağınızı bilmeliydim. İkizler. Lisedeydim. Babam üniversite yaşantısına özeneyim diye götürmüştü. Çınar altında kızlı erkekli gruplar içimde müthiş bir arzu uyandırmıştı. Sonra üniversiteli olduk ama o çınarın altında hiç oturamadım. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Kılavuz sensin. Ah, evet, kılavuz bendim. İzlendiğini biliyor musun? Hayır. Kim izliyor? Köylüler. Köylüler mi? Neden? Bilmiyorum. Her şeye kuşkuyla bakıyorlar. Kimsin, nesin, kaç paran var? Sanki başka gözle bakıyorlar, fark etmiyor musun? Onları sevmiyor musun? Yoo. Bana bir zararları yok. Küçücük bir pencerem vardı. Kenarına oturur uzaktan görünen gökyüzünden saatin kaç olduğunu anlamaya çalışırdım. Bir gün kapıdaki delik açıldı. Nöbetçilerden biriydi. Nereli olduğumu sordu, söyledim. Kapayıp gitti. Bir süre sonra delik yeniden açıldı. Başka biriydi. Kaçakçı mısın hemşerim dedi. Hayır dedim. Sustu. Sorgun ne zaman dedi? Sorgun bitti, ceza görmeye geldim dedim. İyi o zaman atlatmışsın dedi. Elindeki sigarayı aceleyle delikten uzattı. Çek dedi. Boğulurcasına çektim dumanı. Sigaran var mı? Yok. Hoş geldiniz. Burası köyün meydanıydı. Na orası çukur kahve. Na o binayı Tuğrul Bey aldı, öbürünü Suat Bey. Onu da Necat Bey vardı, o aldı. Bir iki ev yakaldı, yakalmadı anlayacağın. Bak bak, şu sağlam olan terziydi. Na bunu da o rahmetli dikti. Hala giyerim, öyle sağlam. Ben satmazdım ya kızım, yalnız kaldık biz, herkes gitti. Oğlum Ankara'da işçi, biz burada, olmuyor. Hem bu ev Çeşme'ye yakın, vallahi 300 bine veririm. Bak bu torunlardan 4 tane kızım, bunlar okuyacak. Bırak ulan hayvanı Deyus, bırak, yazıktır. Burası en iyisi. Bakacaksanız buyurun. Thank you.
Akşam oluyor, ben gidiyorum. Yarın? Yarın sabah burada. Sen beni öldüreceksin. Neredesin? Sıkıldım. Yürüdüm biraz. Biraz mı? Saatlerdir seni arıyorum. Size söyledim, buralardadır. Merak etmeyin diye. Delikanlı! Hadi balığa gidiyoruz. Nereden çıktı şimdi bu? Yürüyelim hadi. Ne olur. Bu saatte mi? Hadi ne olur. Kıyafetime bak. Niye daha önce söylemedin? Peki tamam. Bırakın ya, tamam mı? Ben giderim, ben giderim. Tamam. İsa, ağlar sabah hazır olsun, tamam mı? Hadi. Sen daha balıkçı olamadın oğlum, tamam mı? Olamadın. Gelsene abi. Öyle siye içiyor, derdi şurasında. Adadan bir Rum kızına aşıkmış, öyle derler. Ona sorarsan her hafta gider yanına, atıyor. Gidiyordur belki de. Nereye gidiyor be abi? Devriyeler delik deşik eder adamı. Baban görevdeydi. Aniden sancılandım. Hiç beklemiyorduk, erkendi. Yoksa yalnız kalmazdım. Zor yetiştim telefona. Kendime geldiğimde babanın kucağındaydım. Niye anlattırıyorsun şimdi bunları? Selmin, benden bir şey gizlemiyorsun, değil mi? Sen bugün neredeydin? Yürüdüm dedim ya anne, Karakaya'ya. Ta oraya kadar, tek başına. Evet anne, tek başıma. Nasılsın? Rahatladın mı biraz? Daha iyiyim. Sadık Reis'in dediği çıkıyor. Kalabalık fena bu yıl. Havalardandır. Ben de vücudumda bir tuhaflık hissediyorum. Korkumdan denize bile giremiyorum. Denizden de bıkıyor insan. Bu yıl sıkılıyorum. Hiç canım istemiyor. Yaşlanıyor muyuz nedir? O nasıl söz efendim? Ben size bakınca diyorum ki yaşlanmak herhalde bize mahsus. Buranın en delikanlı insanı sizsiniz Enis amca. Görüyor musunuz? Ben biraz yürüyorum. Birini mi arıyordunuz? Evet. Kimi? Kendimi.
İzleniyor muyuz? Benimle eğleniyorsun. Bütün gün bekledim, gelmedin. Yalan söyleyeyim mi? Hayır. Gelmeyi istemiyordun demek. Bilmiyorum. Denize girelim mi? Ne olur. Gelsene. Sakın girme, sen öyle kal. Hadi ne duruyorsun? Buradan çok komik görünüyorsun. Sahi o kadar çirkin mi bunlar? Karanlıkta fena görünmüyor. Karanlıkta fena görünmüyor ha. Bana kızıyorsun. Yo, niye kızayım? Bilsen. Bilsen bir şey değişir mi? Niye geldin buraya? Neden soruyorsun? Geldiğin günkü gibisin. Aynı elbise, aynı tavır. Denize bile girmiyorsun. Söyler misin, niye geldin öyleyse? Selmin, bir şey söylemeyecek misin? Hayır anne.